Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber MacBook Air 2013 inceleyeceğiz. Bu modeli incelememin en büyük sebebi zamanına göre çok teknolojik bir ürün olması ve yeni şeylerin hep bu modelden çıkması. Gördüğünüz gibi aşırı şık ve ince bir kasası var. Ve bu tasarımı 2018 yılına kadar kullandılar. Sol tarafında gördüğünüz gibi bir adet USB ve bir adet kulaklık girişi var. Şarj girişi ise MagSafe 2 olarak geçiyor. MagSafe 2 şu anda M2'lerde de kullanılan bir şarj girişi. Yani buradan da ne kadar gelişmiş bir teknoloji kullandığını anlayabilirsiniz. Sağ tarafına gelecek olursak bir adet USB ve bir adet Thunderbolt girişi var. Giriş çıkış olarak çok zengin bir cihaz değil ama işinizi görecek seviyede diyebilirim. Bütün MacBook'larda olduğu gibi bu MacBook'ta tek elimizle açılabiliyor. Açıldığında bu şekilde görünüyor. Gayet şık ve güzel bir tasarımı var. Sadece ekran çerçeveleri birazcık geniş. İsterseniz şimdi cihazımızı bir açalım. İçerisinde M.2 SSD olduğu için cihaz gayet hızlı bir şekilde açılıyor. Bu M.2 SSD'yi normal M.2 SSD'lerden farklı olarak farklı bir giriş birimine sahip. Yani direkt herhangi bir M.2 SSD'yi alıp takamıyorsunuz. Bunlar için özel üretilen M.2 SSD'ler ya da dönüştürme araçlarından almanız gerekiyor. Ama onlar da güncelleme yaptığınızda ya da başka bir şeyler yüklediğinizde size sorun yaratabiliyor. Şifremizi yazıp Enter'a bastıktan sonra ana ekran açıldı. Şimdi de isterseniz özellikleri göstereyim. Özellikleri açtığımda özelliklerden önce gördüğünüz gibi çok daha eski bir sürüm yüklü. Normalde Big Sur sürümüne kadar destekliyor bu cihaz. Big Sur da 2020'lere kadar en güncel sürümdü. O şekilde söyleyebilirim size. İstediğiniz programı ve istediğiniz uygulamayı indirip kullanabilmenize yardımcı olacak sürümlerden. Bu cihaz 4 GB RAM ve i5 işlemci ile geliyor. Genel olarak neredeyse hepsinin aynı. Bu şekilde 128 GB SSD'si mevcut içinde. Özellikleri detaylıca gösterecek olursam ekran kartı olarak da 1,5 GB Intel dahili ekran kartı kullanıyor. RAM'ine bakacak olursak 2x2 4 GB RAM kullanıyor ve bu RAM'ler arttırılamıyor. Anakarta gömülü bir şekilde geliyor. DDR3 1600 MHz hızında RAM'ler. Bu da günlük kullanım için size gayet yeterli bir RAM miktarı. Özellikle SSD'si ve ekran kartıyla birlikte. SSD'sine de bir göz atalım isterseniz. Bunun SSD'si flash depolama olarak geçiyor. Normal siz alıp SSD takarsanız PCI Express depolama olarak yazıyor orada. Gördüğünüz gibi Apple SSD 128 GB versiyonu var. Genel olarak neredeyse %99'u bu şekilde üretiliyor 128 GB olarak. Son olarak da insanların MacBook almasının temel sebebi olan piline bakalım isterseniz. Bunun pilini sıfır alırsanız 7-8 saat size götürebiliyor günlük kullanımda. Ama benimkisi eski bir cihaz ve daha pili değişmediği için hala 10 yılın ardından bile 2-3 saat dayanabiliyor pili. Dediğim gibi bu cihazı alırken 10 yıllık bir cihaz olduğunu unutmamak gerekir. 10 yıl öncenin Windows cihazlarına bakacak olursanız bundan çok daha kötü durumdalar. Kalınlıklarına, pil durumlarına falan bakacak olursanız daha 3 seneyi görmeden 2 sene sonra pilleri tamamen ölüyor. Bu cihaz ise günlük kullanımda hala sizi 5 sene daha götürebilecek bir cihaz. Özellikle bozulma gibi durumlarda ya da bataryası bitti, şarj aleti kayboldu, bozuldu, kırıldı gibi durumlarda çok rahat bir şekilde yedek parçası bulunabiliyor. Çünkü Apple yılda en fazla 2 çeşit, 3 çeşit MacBook çıkarırken yılda belki 1000 çeşit Windows cihaz çıkıyor. Bu yüzden Windows için yedek parça bulmak neredeyse imkansız hale geliyor. Çünkü çok fazla Windows cihaz var. Aynı durum programlar için de geçerli. Windows cihaz çok daha güçlü olsa bile Windows'a adapte olmadığı için programlar MacBook'ta çok daha iyi performans veriyor. Örnek vermek gerekirse Adobe programları ya da Instagram. Apple'da çok daha basit ve çok daha güzel çalışıyor. Ve bunları sadece iCloud'unuzu girerek Apple Store'dan indirebiliyorsunuz. Sadece bunları da değil. Mesela iPhone telefonunuz var diyelim. Herhangi bir çektiğiniz fotoğraf, video, dosya ya da iPad'inizden çizdiğiniz çizimler, yaptığınız tasarımlar direkt MacBook'unuza da geliyor. Bu kendi arasında bir ekosistem oluşturuyor diyebiliriz. Ve bunlar günlük kullanımda sizin işinizi çok kolaylaştırıyor. Tekrar tasarımına bakacak olursak arkasındaki Apple logosu ışıklı bir Apple logosu. Karanlıkta ve ışıksız ortamlarda parlıyor. Klavyesine gelecek olursak klavyesi de ışıklı bir klavye. Şık ve sade bir tasarıma sahip. Klavyesinin ışığı dışarıdaki ışık şiddetine göre kendini ayarlıyor. Normalde ekranları da aynı şekilde ışık şiddetine göre ayarlayabiliyorsunuz. Buna True Tone deniyor. Onu ayarlardan açabiliyorsunuz sorunsuz bir şekilde. Gördüğünüz gibi benim ışığım şu anda çok fazla olduğu için klavyenin ışığını açmama izin vermiyor. Bunun da ayarını yapabiliyorsunuz. İstiyorsanız sabit bir ekran veya klavye ışığı kullanabiliyorsunuz.
Benim MacBook hakkında anlatacaklarım bu kadar. İsterseniz şimdi de biraz fiyatından bahsedeyim. Fiyatları 4500 TL ile 5500 TL arasında değişebiliyor. Bu fiyata alabileceğiniz MacBook Pro 2011'den çok daha üst düzey bir performansa sahip. MacBook Pro 2011'in 300 GB bir ekran kartı var ve sadece High Sierra sürümüne kadar destekliyor. Bu da bu MacBook'u bu fiyat bandında alınabilecek en iyi MacBook'lardan biri haline getiriyor. Çünkü bunun yerine MacBook Pro 2011 alırsanız sadece internetten video izlemek için kullanabilirsiniz. Dediğim gibi çok eski bir sürüm olduğu için size hiçbir şey indirtmenize izin vermiyor. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlardan ulaşabilirsiniz. Yorumlara genelde cevap veriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.